Ta 1847'de okulu ziyaret eden McFarlane diyor ki, çoktan beri bu kadar düpedüz materyalizm kitaplarını toplayan bir koleksiyon görmemiştim diyor okulda. O kadar çok Allahsızlığı anlatan kitap var ki diyor, şaşırdım diyor adam. Diyor ki Osmanlı niye yıkıldı? İşte yıkılma sebebi bu. Bu Türkiye'ye felaket getirdi. Allah seyretsin. Bunu durduralım. Darwinist materyalist eğitimde Allah inkar ediliyor. Peygamberlerin tamamı inkar ediliyor. Cennet, cehennem inkar ediliyor. Yaratılış inkar ediliyor. Allah'ın gücü sıfır olarak görülüyor, haşa. Ve bilim adına bu yapılıyor. Yani bütün hastalığın kökeni bu. 1805'ten itibaren bak düşünün, 3. Selim dönemi. 1807'den itibaren ise 4. Mustafa dönemi. Batılılaşma adı altında 200'den fazla kitap Arapça ve Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bu kitapların hepsi dönemin materyalist Darwinist kitapları. Allah'ı inkar eden kitaplar. 200 kitap. Ve bütün üniversiteler okullarda bu kitaplar okutuluyor. Osmanlı'nın yıkılma sebebi işte bunun altında yatıyor. İmana, Kur'an'a dayalı bir sistem olsaydı yıkılmazdı. Sen alttan alta din dersi vereceksin ama sürekli Allah'ın olmadığını anlatacaksın diğer derslerde. Böyle olmaz. Bu Allah'ın zoruna gider. Çok büyük günah. Bak adam okulda inceleme yapıyor. Güya Müslüman okul. Kanepenin üzerinde bir kitap vardı diyor. Aldım baktım. Bu Holbach'ın dinsizlik kitabı. Doğanın sisteminin en son Paris baskısıydı. Kitabın çok okunmakta olduğunu sayfalarından birçok parçaların işaretlenmiş olmasından anladım. Bu parçalar özellikle Tanrı'nın varlığına inanmanın haşa saçmalığını, ruhun ölmezliği inancının güya imkansızlığını matematikle gösteren parçalardı. Bir de matematikten atmanın şiddetine bak. Ya matematikle ne alakası var bunun? PKK'nın dağda eğitimle ilgili felsefeler var mı? Var. Bakayım. Bak görüyor musun? Üniversite gibi. Liseli genç kızlar. Bak o hem okuyor hem yazıyor. Burada Marksist pratik öğretiliyor. Stalinizm, Marksizm. Akşama kadar buna kitap okuyorlar. Eğitilerek bu hale geliyorlar. Ya sen buna karşı çözümü, karşı eğitim olduğunu nasıl bilmezsin? Değil mi? Ya çocuk mesela elini sobaya götürüp değiyor. Eli yanıyor. Çocuk öğreniyor ki soba kötü. Ama yani yakacak elini. Eğitilmiş oluyor değil mi? Marksizmin de yanlış olduğunun anlatılması gerekiyor. Anlatmazsan bilmez. Hatta sen ne yapıyorsun? Bilakis diyalektik felsefe doğru diyorsun. Yani Marksizmin oturduğu felsefe diyalektik felsefe. Yani çelişki felsefesi. Bu doğru diyorsun. Allah yaratmadı diyorsun. Çamurlu sulardan tesadüfen olduk diyorsun. Stalin de aynısını söylüyor. Devletin okulda anlattığı kitaplarda da aynısını anlatıyor. Her ikisi de Darwinist. Darwinist olduktan sonra konu bitiyor zaten. Bak Marx da, Lenin de, Mao da, Troçki de hepsi diyor ki Marksizmin temeli Darwinizmdir diyorlar. Ya Darwinizm olmadığında Marksizm olmaz diyorlar. Darwinizmi devlet bizzat kendi eliyle çok kapsamlı anlatıyor. Vakit kaybetmeden Darwinizmin ortadan kaldırılması lazım. Bilimle, akılla, delille. Yani hafife alınacak bir konu değil. Bak Türkiye bu sarar. Liselerde cayır cayır dinsizlik yayılıyor. Güneydoğu'da dinsizlik çığ gibi yayıldı. Bak bütün oradaki amcalar, dedelerle falan konuşuyoruz. Genç kesim yani büyük bir bölümü dinsiz, imansız oldular diyor. Yani %80-90. Çok büyük bölümü Marksist, Leninist oldular diyorlar. Gece gündüz birbirine eğitiyorlar. Devletin karşı eğitimi yok.